Ne öğrenmek istiyorsunuz? Hanım en son mesela yüzük çıkmış. Oradan başlayalım isterseniz. Dilekçeler verildi diye haberler var. Ya arkadaşlar vallahi hiç öyle bir şey yok. Zaten Alişan açıklama yaptı yani, okumuşsunuzdur illa ki. Öyle bir şey yok. Peki aradaki problemler çözülmeye başlandı mı? Görüşüyor musunuz Alişan Bey'le şu anda? Konuşuyor musunuz? Görüşüyor musunuz derken? Bilmiyoruz ki. Aynı evde yaşıyoruz yani. Evler bile ayrıldı demiyor mesela. Hayır öyle şey olur mu? Aynı evdeyiz. Sayın tabii ki de görüşüyoruz. Niye birlikte gövde vermiyorsunuz? Hani ya vallahi ben hiç konuşmak istemiyorum ya. Mesela şu an hiç eller böyle yani, yine mi yok yüzük? Ne yapayım? Yani yüzük yok mu öyle alıyorum. Yani yok evet. Yüzük ya da başka bir şey hani, onlar bir gösterge değil öyle söyleyeyim. Anladım. O yüzden ben hiç konuşmak çok istemiyorum. Spekülasyon var. Ya. Sebebini bilmiyoruz. Sizin tekrardan sefer bir şey söyleme. İstemenizden diye aileyle ben de hiçbir şeyin de sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda kendimle ilgili hiç bilmediğim haberler okuyorum. Ben de gerçekten ya gazeteden ya işte sosyal medyadan öğreniyorum yani bana yazılan, bize yazılan her şeyi. O yüzden ben de bilmiyorum yani. Peki kriz o doğum günü olan şeyle mi alakalı? Sizi davet edilmemenizden mi çıkan? Yok ya gerçekten. Davet edilme sebebiniz benim hemen olur. Neden davet edin? Arabam gelse de artık gitsem. Şimdi Hüseyin Hanım siz net bir şey söylemiyorsunuz ya. Biz ama, ne söyleyeyim? Aileyle problem var gibi geldi. Yani şöyle hani biz hep evet göz önünde yaşadık bazı şeyler falan ama hani bunlar çok özel konular olduğu için ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Eğer gerçekten bir gün bir şey söylemek istersek Alişan'la birlikte söyleriz zaten. Peki ne zaman beraber göreceğiz? Bayağıdır görmedik. Denk geliriz. Buralardayız. Bir yere gitmiyoruz. Denk geliriz ilaki. Öyle bir dilekçe yok. Şu anda yok öyle bir şey. Tamamdır beyler. Abi şöyle de az bir şey. Tamam. Yakında da Burak'ın da doğum günü var diye biliyorum evet, ben. Evet evet 2 gün sonra. Doğum gününde yine bir araya gelecek de aile. Burak'ın doğum günü şey ya sınıf arkadaşları yani okuldaki arkadaşlarıyla olacak. Yani benim ailemden evet. Ya da onun ailesinden birileri gelmeyecek. Farklı öyle bir şey. Burak sadece okulda yani artık Burak ailece o şeyi geçti. Evde kutlama. Efendim? Yok yani bilmem konuşmadık yani öyle bir şey. Evde kutlama falan yapalım diye. Burak artık 3 yaş olduğu için o arkadaşlarıyla olmak istiyor. Kendi konseptini bile kendi seçti yani. O yüzden o ailesi. Bir de teşekkürler. Hadi beyler.